Sana bir sürpriz hazırlattım. Balayımız kötü başladı ama kötü devam etmeyecek. Bugün son kötü günümüz. Her şey yerinde kaldı. Çok mutlu olacağız. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Başka bir zaman olsa sevinçten havalara uçardım. Üzülme artık. Berşin de kurtuldu sayende. Bugün son kez üzüldüm. Sana söz veriyorum, bundan sonra seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim. Hem onlar da kabullenecekler mutluluğumuzu. Söz veriyorum. Ozan. Günaydın aşkım. Lütfen yataktan çıkma. Ozan. Günaydın anneciğim. Günaydın. Odadayız biz. Kahvaltı edeceğiz. Ben hazırlardım sizi aşağıda. Zahmet etmeseydin. Ha, yok. Odadayız biz. Siz edin kahvaltınızı. Afiyet olsun. Günaydın aşkım. Ozan. Günaydın aşkım. Bunların hepsini sen mi hazırladın? Evet, kahvaltı hazırladım sana prenses. Hepsi çok güzel görünüyor bunların. Sen harikasın. Bir dakika, bir dakika. Bu portakal reçeli mi? Aynen. Bir keresinde sen çok seviyorum demiştin. Ben de sabahın köründe Tunalı'da bir dükkan buldum. Ama kapalıydı. Açtırmak için de karım aşeri ödemek zorunda kaldım. Sen muhteşem bir adamsın. Ya baksana, peynir, kızarmış ekmek, portakal reçeli. Bundan daha iyi bir sabah olamazdı. Ben çok özür dilerim ya. Saldırdım böyle bir tane. Devam et. Seni böyle izlemesi çok güzel. Olmaz öyle şey. Aç ağzını artık, geliyor bak. Aç aç aç. Bu reçel gerçekten çok güzelmiş. Bir tane. Bir de aç ağzını. Sen daha geliyor, hazır mısın? Ben alayım. Dur. Çok yakışıklı oldu. Canım kocam benim. Teşekkür ederim. Geçerken seni annenlere bırakayım. İşin bittiğinde attığın konuma gelirsin. Olur mu? Tamam, gelirim. Ama hayatım, bak cidden hiç gerek yok. Hem akşam için annenlere söz verdik. Yemeğe bekleyecekler bizi. Kırmayalım onları da. Hayatım, balayındayız. Bak bir ay sonra bütün bir bozulacak. Biz de diğer sıradan evli çiftler gibi olacağız. Fırsatımız varken beraber vakit... Bana bak. Ya sıradan evli çiftler ne demek? Hani söz vermiştin? Hani ölene kadar çok sevecektin beni? Hemen de inandın. Senden sıkılır mıyım ben hiç? Hayatımın aşkısın sen benim. Sen de benim.
40 yıl bile geçse yine aynı heyecanla atar kalbim. Hadi inelim. Mümtaz, diyorum ki akşama Ozan'ın en sevdiği yemeklerden yapayım. Hazır buradalarken bolca anne yemeği yesinler. Hı? Anneciğim, hiç zahmet etme. Biz Aslı'nın akşam dışarıda olacağız. Ama ben mozaik pasta yapacaktım sana. Çok seversin. Başka zaman yaparsın. Yorma kendini. Jüli de ısrar etme. Bırak gençler ne istiyorlarsa yapsınlar. Karı koca biraz zaman geçirsinler. Aslında akşam yemeğe gelebiliriz değil mi Ozan? Hem ben mozaik pastayı çok severim. Bakarız. Gelemeyecek olursak da haber veririz. Biz sıkıyoruz. Görüşürüz. Güle güle. Ay Mümtaz yok ya. Ben katlanamıyorum buna. Yani Ozan için kabullenirim, alışırım sandım ama olmuyor. Ben bu kıza baktıkça Ozan'ın yaşadıkları geliyor benim aklıma. Hayatım, geçti artık o günler. Ozan mutluysa sen de mutlu olmaya bakacaksın. Olamıyorum Mümtaz. Olamıyorum. Ben bu kızı gelinim olarak göremiyorum. Benim oğlum için kurduğum hayaller bunlar değildi ki. Oyun başlasın. Aslanım. Canım kızım. Ben senin yokluğuna nasıl alışacağım şimdi? Sen gittin. Sanki bu evin sıcaklığı da gitti. Hediye anneme selam söyle. Söylerim aşkım. Görüşürüz. Pardon, siz kimsiniz? İyi misiniz? Aslı. Kaan. Kızım. Çok teşekkür ederim ben. Ben ne yapacağımı bilemedim ben. Ankara'da aklıma sadece siz geldiniz. Kusura bakmayın karşınıza böyle çıkıp. Saçmalama. Olur mu öyle şey? Tabii ki bize geleceksin. Yalnız sen neden Ankara'dasın? Hem de bu halde. Babam yüzünden Aslı. Biliyorsun benim babamla Cengiz amcadan bir farkı yok. Kusura bakma Hediye teyze. Senin yanında da eşine laf söylüyormuş gibi oldum ama. Yok oğlum, ne demek kusura bakmak? Doğru söze ne denir? Ben malımı bilmez miyim? Kumar borcu falan mı varmış? Aynen öyle Hediye teyze. Aynen öyle. Bir ton kumar borcu yapmış. Ödeyemeyince de senet imzalamış. Hepsi benim adıma. Thank you.
duymuyor herhalde. Parayı istiyorlar. Kafama silah dayadılar. Ben de kaçtım. Kaçtım da. Burada da buldular beni. Ay Allah ya. Şimdi ne yapacaksın peki? Hacıyla bir iş bulmam lazım. Borçları ödemekten başka çarem yok ki. Öldürecekler yoksa. Olur mu canım öyle şey? Dağ başım burası. Sen hiç merak etme, bir yolunu buluruz. Hem ben sana iş bulmanda da yardımcı olurum. Çok sağ ol Aslı. Aa, Ozan arıyor. Ozan mı? Seni niye arıyor ki? Efendim Ozan'cığım. Merhaba Hediye anne. Aslı mı arıyorum, ulaşamıyorum da. Yanında mı? Yanımda. Duymamıştır herhalde telefonunu. Biz şey yapıyorduk. Perde asıyorduk. Tamam söylerim tabii. Anne niye öyle söyledin? Kızım ne deseydim? Yabancı biri geldi yaralı, ona yardım ediyor mu deseydim? Evet öyle çünkü. Aslı olur mu hiç öyle şey? Bak kızım, erkekler evlendikten sonra biraz daha böyle işkillenmeye başlarlar her şeyden. Kafasına takardı şimdi. Ne gerek var, boş ver. Ha, bu arada sana konum atmış, bir baksın dedi. Tamam, bakarım. Aslında ben artık gideyim. İkinize de çok teşekkür ederim her şey için. İyi misin peki? İyiyim. Daha fazla zahmet vermeyeyim. Olur mu canım? Zahmet ne demek? Sen ne zaman istersen gel, tamam mı? Bizim kapımız sana her zaman açık. Sağ ol Aslı. Haberleşiriz yine. Hadi hoşça kal. Güle güle oğlum. Kurtaracağım seni o adamdan arkadaşım. Sen merak etme. Burası... Nereye? Araba bozuk. Gidiyoruz buradan. Madem beni unuttun, bir daha karşına çıkmam. Buraya ilk geldiğimizde ayrıydık. İkimiz de acı çekiyorduk. Bir kez daha gelelim istedim. O kötü anılarımızın yerine daha iyisini, daha yenilerini koyalım diye. Gel hadi. Ozan, burası çok güzel olmuş. Ya sen bunları yapmayı nasıl başarıyorsun? Az bile yaptım. Elimden gelse dünyadaki bütün güzellikleri sunarım sana. Ama biliyorum benim karım istemez. Çünkü o ufak şeylerle mutlu olmayı bilir. Benim mutluluğumun kaynağı sensin çünkü. Başka hiçbir şey değil. Aşkım niye ağlıyorsun? Çok güzel bir çiftmiş bunlar. Kaç yaşındalar? Hala birbirlerinin ellerini sımsıkı tutuyorlar. Adamın dediğini duymadın mı? Beni hastalık değil, sensizlik öldürür dedi. Ben seni buraya Güleylen diye getirdim. Canını sıktım. Kapatalım evi. Dışarı çıkalım, gezelim, etrafa bakalım. Sen ne istersen. Aslında bir şey istiyorum. Ama kızmak yok. Kızar mıyım ben sana hiç? Söyle. Eve dönmek istiyorum. Jülit anne akşam için hazırlık yapacağım demişti. Onu öyle bırakıp gelmek içime hiç sinmedi. İşte mükemmel bir kadınla evli olmak böyle bir şey.
Bunca yaşanana rağmen hala annemi düşünüyorsun. Filmdeki adam doğru söylemiş. Beni hastalık değil, sensizlik öldürür. Böyle göründüğüme bakmayın. Buraya gelirken yolda önümü kesti kapkaççılar. Cebimdeki bütün parayı aldılar. Kusura bakmayın, bu şekilde gelmek istemezdim. Ay çok üzüldüm, geçmiş olsun. Keşke bir hastaneye gitseydiniz, başka bir gün gelirdiniz. Jülide Hanım, benim bu işe çok ihtiyacım var. İşi başkasına verirsiniz şansımı kaybederim diye çok korktum, o yüzden geldim hemen. Hay Allah. Açıkçası ben arabamı kendim kullanırım. Ama eşim rica etti. Siz de bu işe dört elle sarılacak birine benziyorsunuz. O zaman anlaştık. Hayırlı çok olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun size. Rica ederim. Estağfurullah. Mümtaz Bey ve sizin arabalarınızın yedek anahtarlarını şimdi hizmetçiden aldım. Bugün temizletirim. İyi olur. Sağ olun. Anne, biz geldik. Hani geç gelecektiniz? Aslım yalnız bırakmak istememiş seni. İçine sinmemiş. Zaten bu gidişle biz kendi evimize yerleşemeyeceğiz. Ozan, utandırma beni. Anladı tabii oğlumdan ayrılmak istemediğimi. Hadi, gelin sizi yeni şoförümüzle tanıştırayım. Ne şoförü? Sen şoför kullanmazsın ki. Mümtaz rica etti. Kaan Bey, oğlum Ozan. Aklınıza bir şey takılacak olursa ona da sorabilirsiniz. Memnun oldum. Hayırlı olsun. Bu da eşim Aslı. Memnun oldum Aslı Hanım. Ben de memnun oldum. Ne yapayım ben bugün oğluma? Mozaik pastayı yaptım bile. Ne kolayına geldiyse. Zaten pastaya hayır demeyiz değil mi Aslı? Tabii ki demeyiz. Senin ne işin var burada? Ne işim olacak Aslı? Şoförlük yapmaya geldim. Biliyorsun işe ihtiyacım var. Sizin ev olduğunu bilmiyordum. Tamam da... neden içeride beni tanıdığını söylemedin peki? Oho. Şimdi sen evin geleneği, ben çalışanı. Arkadaşız desek uygun olmaz. Kocan da rahatsız olur. Boşver. Böylesi daha iyi. Aslı... bir şeye ihtiyacım var. Sen de beni tanımamazlıktan gel. Heh. Lütfen. İyi tamam. Tamam. Sen bilirsin nasıl istersen. Aslı. Bir şey mi var? Yarın sabah kaçta geleyim diye soruyordum eşinize. Patronum Mümtaz Bey. Ona sorun. Doğru. Kusura bakmayın. Arabaları yıkatacaktım. Gideyim ben. Aslım. Adamı dövüp parasını almışlar. Çok ihtiyacı varmış. Mümtaz 40 yılda bir hayır işledi. Aşkım iyi misin sen? İyiyim, bir şeyim yok. Tamam, geçelim hadi, üşütme. Müzik.